Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz şeytan nedir? Şeytan diye bir varlık var. Kur'an-ı Kerim'de bu geçiyor. Bu nedir? Allah Teala buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. İnne şeytan leküm adubun. İnne şeytan leküm adubun. Şeytan sizlere düşmandır, Allah Teala buyuruyor. Yani de burada inne ile geliyor. İnne, yani vurgulamak için geliyor burada. Kesin olarak şeytan sizin için düşmandır. O halde fettehidü adüva, siz de onu düşman edinin, Allah Teala buyuruyor. Bu fettehidü emir oluyor burada. Biz Allah Teala emrediyor. Şeytan düşman bilin, Mevla buyuruyor. Demek ki bütün mesele önce bu düşmanı tanımak. Şeytan acaba neden bizlere düşman oldu? Tabii her şeyin bir nedeni var, hikmeti var. Adem babamız yaratıldığı zaman bütün melekler ona secde ettiler. İlla iblis, Allah Teala buyuruyor. Ancak ki iblis. Şeytanın bir ismi de iblistir. Asıl ismi Azazil idi daha önceleri şeytanın. Sonradan iblis oldu ve şeytan deniyor kendisine. Şeytan Adem babamıza secde etmeyince neye secde etmedi? Kendisi ondan daha üstün gördü. Ben ondan hayırlıyım dedi. Ene hayrun minhu dedi. Tabi isyan etti. Bunun üzerine, tabi o konuya girmeyeceğim fazla. Bunun üzerine onu, Rabbim onu lanetledi ve cennetten çıkardı kendisi. Yani şeytan anda cennetteki meleklerin başındaydı. Şeytan lanetlenince şunu dedi. Kale. Febima egbeyteni. Ya Rabbi dedi. Sen ki o Adem'in sebebiyle beni dedi ivva ettin. Azdırdın. İsyan ettirdin. Lekuden lehum sıratakal müstakim. Elbette bir onların dedi yoluna oturun dedi. Hem de sıratı müstakime. Bu da sırateke. Kef zamirdir. Allah racidir. Ya Rabbi senin yolun üzerine oturacağım buyuruyor şeytan buyurdu. Demek insan Allah ile kul arasına giriyor. Sırat-ı müstakim Allah'a giden yol. Giden yol. O yolu oturuyor. Sümme li'atiyennehüm min beyni eydihim. Su onlara önlerinden geleceğim dedi insanlara. Ve min halfihim arkadan geleceğim. Ve an eymaniyim sağdan geleceğim. Ve an şemaliyim sollarından geleceğim. Şeytan Allah ile kul arasına giriyor. Sırat-ı müstakime oturuyor oraya. Yani bir kuttaya tarık deniyor buna. Yol kesici. Yolu kesiyor. İnsanlar önce önden geliyor. Nedir bu önden gelmesi? Önümüzde ne var? Ölüm var. Kabir var. Sonra tabii kıyametten sonra tekrar dirilme var, mahşer hesaplar var. İşte şeytan insanları, bunları inkar etmeye çalışıyor insanları şeytan bunları. Yani ölümü unutturuyor insanlara, işte artık kişi unutturuyor, inkara kalkışıyor. Hatta bir insan buna inansa, Müslüman olsa bile kişiye bunu unutturuyor, o kişi gafil oluyor. Önden böyle geliyor insanlara. Ve min halfihim arkadan geliyor. İnsanlara dünyayı güzel gösteriyor şeytan. Dünyayı tezyin. Diye ayet-i kerimede le'üzeyyine lehum geliyor orada. Şeytan insanlara dünyayı güzel gösteriyor. Dünyayı. Rengini, yüzünü, yapısını, malını, mülkünü, eşyasını, şunları, bunları insanları dünyaya çekiyor. İnsanları artık unutturuyor. İnsan dünyada boğulup kalıyor olan insan. Tabii bunu görenler var mı? Var tabii.
olan halis kulları var. Ama genelde insanlar dünya ile şeytana karşı yeniliyorlar, şeytan etkisi dünyaya karşı. Yani dünya daha tatlı geliyor dünya. Daha güzel yaşama, daha güzel şeyler yeme, daha lüks eşyalı içinde yaşama. Hatta yatak odasında şunları, bunları, kanepeleri, perdeleri, artık rengi, şekilleri, şunları, bunları. Yani o kadar ki günümüzde eski insanlar, bizden üstün olan o Müslümanlar yemek bulamazken bize bugün tabak beğenmiyorlar. Yani tabak beğenmiyorlar böyle. Evde bir sürü tabak var. Efendim filan tabak hoşuma gitti. Çatal beğenmiyor, kaşık beğenmiyoruz bizler. Nedir bunlar? Hep bundan şeytanın bizi dünyaya çekmesi, aldatması. Yani eşya üstüne eşya. Hatta kendisini zorlayarak böyle çekler, senetler, sepetler, şunlara, bunlara, harçla, borçlarla dünya daha iyi yaşama hırsı. Bunu kim yapıyor? Şeytan yaptırıyor. Tabii bizlere ölümü unutturuyor ama. Unutturuyor. Ama tabii sonuçta ne oluyor? İnsan tam dünya düzenini kuruyor. Azar istenme geliyor ama kişiye. Ve an eymanihim, onlara, insanlara sağ tarafından gelirim dedi. Dedim sağ taraftan gelmek, insanlara ibadeti yaptırmamak için çalışır. Namaz engel olmaya çalışır, abdeste çalışır. Bunları yaptırmamaya çalışır. Ve an şemailihim, insanları günaha, yani sağda bir nevi cennet anlamına geliyor. İnsanları cennetten uzaklaştırmaya, insanları cehenneme göt ameller yaptırmaya çalışıyor. Araf 116'da bunda geçiyor bunlar. Yanlış yeten şunu söylemişti başka ayet-i kerimede. İlla ibadike minhümül muhlasîn. İlla ancak ki ben de aldatamam, kandıramam dedi. Yani önüne de otursam, önden gelsem, arkadan gelsem, sağdan soldan gelsem, benim kandıramayan insanlar var. Kim bunlar? İlla ibadeke, senin kulların, kevzamir. Minhül muhlasin, kullarından, ihlaslı kullarını, onları yoldan çıkarıp kandıramam buyurdu. Burada şeytan dört ciheti saydı. Ön, arka, sağ, sol. Aslında altı cihet vardır. Fevk, taht deniyor Arapçada. Üst, alt vardır. Bunları sayamadı. Neden? Buradan yol bulamıyor şeytan insanlara. Yani iki yönümüz var elhamdülillah. Oraya şeytan giremiyor. Yeri üst dua ederken oraya karışamıyor şeytan duada. Yerden gelemiyor. İnsan secdeye kapandığı zaman da orada insan şeytan gelemiyor. Yani iki yönden şeytan kişiye gelemiyor. Mevlamın izni vermedi bu iki yönden. Yani dört ciheti saydı. Ön, arkadan, sağ, soldan. Kişi dua ederken şeytan oraya giremiyor. Böyle. Ve secde yani giremiyor kişiye. Demek ki ancak ki Rabbimizin, güzel Rabbimizin ihlaslı kullarını şeytan kandıramayacağım dedi Mevlamıza. İhlas nedir şimdi? İhlas halis olma, halis. Mesela halis zeytinyağı denir. İşte halis şu. Ne anlamına geliyor? Buna başka madde karışmamış anlamına geliyor. Eğer bizim de niyetimizde, amacımızda, yönümüzde, yolumuzda niyetimiz halisi Allah rızası olursa ona şeyden kişi bir şey yapamıyor işte. Ama Allah'ın rızasının dışında başka bir amaç varsa onunla şeytan kişiyi kandırıyor. İslami yaşantıda, İslami çalışmalarda, Allah için bütün bu iman hakikatlerin gerçeklerinde demek ki niyetin ihlaslı olması gerekiyor, Allah için olması gerekiyor. Bir kabilenin bir putu varmış. Put dikili taş yani, heykel anlamına geliyor. Zamanla insanlar bu heykele, taşa tapma başlamışlar. O kabilenin putu olmuş artık bu. Orada bulunan bir salih Müslüman kişi de insanlara uğraşıyor. Bu bir taştır alt tarafı. Tapılmayınız diyor.
Bunu dinlemiyorlar. Bir gün bu karar veriyor. Ben de gizlice gideyim, o putu kırayım diyor. Atına biniyor, eline baltasını alıyor. Giderken yolda önüne bir insan çıkıyor. Bu şeytanmış. Yani şeytan insan şekline girebiliyor. Ne diyorsun buna soruyor. Bu da doğru söylüyor ona. Diyor putu kırmaya gidiyorum diyor. Yok bu işi yapma. Yok yapacağım. Ben yaptırıyorum sana. Engel olurum diyor. Hatta aşağı iniyor bu. Bunlar bir kapışıyorlar. Bu kişi şeytanı kaldırıp yere vuruyor birdenbire ama. Hafif kuş gibi geliyor buna şeytan bu kişi. Şeytanı kaldırıp yere vuruyor. Göğsüne basıyor. Çiğneyecek. Diyor ki o kişiye arkadaş ben de şeytanım diyor. Benim sana bir teklifim var diyor. Önce benim bu önerimi dinle. Kabul edersen diyor anlaşalım sende. Peki söyle bakalım. Bak sen diyor fakirsin diyor. Evin üstüne diyor yağmur yağıyor. Tavanın açık. Camların kırık. Çocuğun aç ede diyor. Ben diyor her gün sana 3 altın vereyim diyor. Her gün diyor. 3 altın vereyim diyor. Sen bu putu kırma ama diyor. Hiç çalışma diyor. Ev al, eşya al, çocuğuna bak, ibadetini yap, Allah yolunda da bunlara infak et diyor. Sen daha çok sevap kazanırsın buna diyor. Şimdi 3 altın deyince altın genelde bir çekici bir şey vardır altının. Gece bir sır olur altında vardır. Onun renginde. Bir sır olur altında. 3 altın lira deyince bu kişinin gönlünü birdenbire kayıyor şimdi oraya. Peki ya vermezsen diyor, vereyim söz veriyorum diyor. Vermezsen ona git kesin diyor. Bu altıya putu kır diyor. Sen dön geri diyor. Peki ne zaman vereceksin? Her gün diyor sabahını kıldıktan sonra diyor, ben onu önüne atarım mesela diyor. Eşin altı atarım önüne diyor. Bugün dönüyor evine gidiyor. Sabah namazı kılıyor ama tabii namaz aklına hep altın geliyor ama şimdi. 3 altın. 3 altın bir hiç görmemiş ama öyle kişiymiş böyle. Fakir kişi de. Namazı bitiriyor. Tesbihini çekiyor, bekliyor. Gerçekten 3 altın geliyor. Eşin altından önüne 3 altın atılıyor. Altını görünce onun altının rengi bunu büyülüyor, sihirliyor. Bunu alıyor onları. Gidiyor bunun birini bozduruyor. Bir küfe yiyecek alıp öne getiriyor. Tabii bir bolluk falan başlıyor. İkinci gün aynı şekilde 3 altın yine geliyor. Eşya meşya alıyor. Üst başını almaya başlıyor. Üçüncü günü namazını kılıyor. Oturuyor, tesbihatını yapıyor. Altın gelmiyor üçüncü gün ama. Bekliyor. Tabii hep gözü orada. Gönlü altında. İhlas bitti kendisine tabii. Altın gelmeyince bir gün daha bekleyen bakıyor diyor. Bir gün daha bekliyor. Bir gün üç gün gelmeyince yine altına biniyor. Eline alıyor baltasını putu kırmaya gidiyor. Aynı yerde aynı kişi yani şeytan öne çıkıyor. Gülüyor şeytan. Ne diyorsun? Sen diyor yalan söyledin bana. Sözden durmadın. Putu kırmaya gidiyorum. Kırdırmam diyor. Kıramazsın diyor. Nasıl kırmam diyor. Ben engel olurum kırırmam diyor. Altın aşağı atlıyor. Şeytana bir yapışıyor ama şeytan dağ gibi geliyor şimdi buna. Hiç şeytan bir şey yapamıyor. Şeytan bir silkiyor, yıkıyor bunu yere. Yine hamle ediyor. Şeytan karşısında hafif kalıyor bu sefer. Şimdi soruyor şeytana, arkadaş be. Geçen sefer ben seni kaldırıp yere birdenbire vurmuştum. Şimdi ne oldu bana? Sana ne oldu ya da? Geçen sefer senin kalbine bir Allah için de ihlas vardı kalbine be diyor. Allah için çıkmıştın. Allah seninle beraberdi diye bak. Onun için ben bir şey yapamadım diye. Ama şimdi altın için çıktın diye. Amacın altın diye bir şey yapamazsın böyle buyuruyor. Bir de ibadetlerde bazı makam sevgisi vardır. Bu tasavvufta daha fazla olur. İşte bu da tasavvuf yolunu kesen de budur. Makam sevgisi. Yani ders değişeyim, şuraya geçeyim, buraya geçeyim. Amaç bu. Olunca iş değişiyor. Beyne Sarı Kavmi zamanında bir evliya varmış. Adı Bersisa adında. Çok büyük evliyaymış, keramet sahibiymiş. O kadar kerametleri varmış. Fakat öyleyken hep yine bunun gözünde daha üst makamlar, hep üst makamlar ama öyle mi gözünde? Tabii şeytan bununla hep uğraşmış. Uğraşıyor.
Şeytan bunu buradan yakalıyor. Bakıyor ki bunun gönlünde bir makam hırsı var. Bir gün şeytan insan şeklinde ama sana bir pirifani, bir şehifani gibi bir asadan dayanmış kapıya geliyor. Bağırıyor. Ya Bersisa, ya Bersisa. Çıkıyor, ne var? Bak diyor, ben seni çok seviyorum diyor. Sen çok Allah'ın salih kulusun. Kabul edersen diyor, sen evvel olayım beraber diyor. Yaşlı yerim mağaraymış Bersi'nin yaşadığı yer. Alıyor bunu, bakıyor Bersi, hoşuna gidiyor. Alıyor bunu içeriye. Tabii namaz kılıyorlar, şunu şunu yapıyorlar. O gün 24 saatten geçiyor. Şeytan hiçbir şey yiyip içmiyor, uyumuyor da. Tabii Bersi'sa evliya da olsa yine su içecek, bir şey yemesi gerekiyor. Dayanayım açlığa. Uyuması gerekiyor. Uyunup uyuna bakıyor. Şeytan yine sanki Allah'ı zikrediyor. Onu huzurda görüyor o şekilde. Üç gün böyle devam edince o Bersi'sa şeytana hayran kalıyor. Arkadaş be, sen bu makama nasıl erdin bak diyor. Üç günden beri diyor, bir damla su içmedin, bir lokma bir şey yemedin, bir an uyumadın diyor. Ben bunu, bu makama ben çıkamadım diyor. Yani sen melekleşmişsin. Nasıl makama çıktın diyor. Şeytan yakaladı tabii şimdi bunu. Gülüyor. Bu makam hem kolay hem zor diyor. Ya ne söyle bakalım, yapamazsın sen. Ama ne olur söyle, Allah aşkına bana söyle bunu deyince. Senin hayatın diyor, hep ibadete geçiyor diyor. Hiç senin günahın yok Allah katına diyor. Bence de günahkardım diyor. Öyle günahkardım ben. Sonra dönüş yaptım. İşte eski günahım aklıma gelince uykum kaçıyor diyor. İştahım kaçıyor. Su bile içemiyorum diyor. Allah korkusu benden daha fazlalaşıyor. Bu Allah korkusuyla bu makama ben çıkıyorum böyle diyor. Eğer sen de diyor bu makamını istiyorsan diyor, önce günah işlemen gerekiyor diyor. Önce günah işle, sonra tövbe edersin diyor. Aklına günah getirirsin diyor. Allah yanarak için bu makam gelirsin diyor. Şimdi bu düşünüyor, mantıken yani güzel görüyor, mantıken ikna edici görüyor. Peki ama günah nasıl işleniyor? Günah işlenmesi bilmiyor ama. Peki ama günah nasıl işleniyor? Nasıl, ne gibi günah yapayım? Kolay be diye. Al eline diye şu kılıcı diye. Yoldan geçen birinin başına vur diye, kes diye, gitsin diye. Karanlıkta diye. Kimse görmeden diye. Git dön gel buraya diye. Kimse de şüphelenmez zaten bu işten diyor. Tevbe edersin diyor. Bir düşünüyor. Adam öldürmek, katil olmak çok zor. Kendini zorluyor, morluyor. Bunu yapamayacağım ben diyor. Başka yok mu daha kolay bir günah? O zaman diyor, fuhuş yap bir kadınla diyor. Kötü kadınla her zaman var diyor böyle. Bir kadınla yat kalk diyor, fuhuş yap diyor. Bunu yap diyor. Şöyle bir düşünüyor, bunu yapamayacak. Neyi yapamıyor? O anda Allah'tan gafili çünkü. Allah beni görüp bilirken, Allah huzurunda nasıl ben diye edebilirim, aşırım bir kadına karşı diyor. Bak ya, bunu yapamayacak. Titriyor ama. Bunu yapamayacağım diyor. Yok mu daha kolay bir günah? Onun için şarap içtiyor. Düşünüyor, en kolay bu geliyor ona peki. Peki bunu yapayım diyor. Ama nerede bulunuyor şarap? Bilmiyor tabii. Şeytan bana bir yere tarif ediyor. Filan yere git diyor. Ama tabii gizli satılmış şarap. Alkol içkiler. Filan yere git diyor. O da içersin diyor, şarap diyor. Oradan gel buraya diyor, ben seni beklerim diyor. Tevbe edin geçer diyor. Bu şarap içilen, tarif edilen yere gidiyor. Evdeymiş. Gizli olduğu için evdeymiş. Eve gidiyor. Ev sahibi erkek bir yere gitmiş de kadın. O bakıyormuş onda şarap içleyenlere. Kadın tabii yarışıklamış kadında. Bersi önüne bakıyor. Yani güya kadına bakmıyor, içeriye görüyor. Ama biraz şarabı içince Bersi tabii değişiyor şimdi. Haram içine girdiği gibi bütün hal değişiyor kendisine. Makamlara düşüyor, gafletin bataklarına batıyor, tam nefsi emmarın içine giriyor, batıyor. Bunun üzerine tabii şeytan buna görmeden bunu tahrik ediyor. Kadına karşı buna bir istik dönüş içinde şimdi kadına karşı da. Kadın artık oluyormuş kadında. Bunun üzerine bu alkolün etkisiyle makamdan düşünce, nefsin tam batağına düşünce
kadına tabii satışıyor. O yolda olduğu için kadın da tam o fuhuşu yapıyorlar. O anda kadın koridor içeriye giriyor. Bu defa bu paniğe kapılıyor. Orada bulduğu bir bıçakla kalkıyor. Kadın karısını öldürüyor bu sefer. Onu da öldürüyor. Bu sefer tabii kendisi alkol sarışıyor kendisi. Oradan kaçıyor şimdi ama tabii normal insan oldu şimdi ama. Katil oldu, zani oldu, sarhoş oldu, alkolik oldu kendisi. Tam batağa batmış durumda o anda kendisi. Hiçbir hal kalmadı kendisinde. Bunun üzerine tabii bu duyurulmuş, şikayet ediyorlar. İşte böyle böyle bir öldürücü derken bunu yakalıyor o zamanın polisi, yakalıyor bunlar bunu. Yakalıyorlar. Ve kadı o zamanlar, bir insan zamanında kadı muhakeme ediyor. Şarap içtiği için 80 sabı vuracak diyor. Bir. Zina ettiği için 100 sabı vuracak diyor. Bekar olduğu için. Adam olduğu için de asılıp öldürecek. 3 ceza. Bunu götürüyorlar şimdi meydana. Önce 80 denek vuruluyor buna şarap içtiği için ceza olarak. Sonra 100 denek vuruluyor, sapı vuruluyor zina ettiği için. Bunun üzerine dar ağacı sehpa kuruluyor. İp getiriliyor, oraya çıkarılıyor. Hafif sarhoş ama kendisi yine daha. Sarhoş kendisi. İp tam boyuna geçirirken şeytan karşısına geçiyor bunu şimdi. Şeytan. Ona görünür şekilde. Pir-i fani, bir şeyh, mürşid, kamil gibi sakallı, cübbeli, sarıklı denekli karşısına dikiliyor. Şeytan buna görünüyor. Başka görmüyorlar. Bu şeytan diyor ki bak ne oldu ben diyor. Ne oldu benim halim diyor. Asıyorlar beni diyor. Ben seni kurtarırım kolay buna. İşte ben kurtarırım ben seni diyor. Aman kurtar. Ama bana bir secde diyor. Ben seni kurtarırım diyor. Nasıl secdeyeni başka ip var diyor. Olsun başına ey bana secde niyetiyle diyor. Ben kurtarırım diyor. Bu şeytana başına erken secde niyetiyle ip bir çekiliyor. O anda ip çekiliyor. Allah korusun. İmansı da gidiyor ahirete gidiyor. Böylece. İşte şeytan insanları bazen hayır yolu insana giriyor bazen bakınız. Yani buna şeytan başlığa giremedi. Şeytan buna makam hırsıyla girdi. Böyle. Yani daha üst makam çıkması için buna böyle bir mantık oyunu yaptı. Bunu da aklı, buna yattı, aklı yattı. Buna ikna etti kendisini. Baştan çıkardı. Yeni bir örnek daha vermişler makamla ilgili. Abdülkadir Genel Hazretleri Peygamberimizin soyundan geliyor kendisi. Gavs-ı Azam derler. Yani evliyaların piri kendisi. Öyle mübarek bir zat kendisi. Bir gün müritleriyle beraber, talebeyle beraber bir yere giderlerken namaz vakti gelmiş. Namazı burada kılalım diyorlar. Bir ezan okunuyor, okuyor. Sünneti kılıyorlar. Bir kâmet diyor. Farzı uyuyorlar. Bunlar namazdayken, farz namazdayken bir ses geliyor. Gök tarafında, gökten bir ses geliyor. Ey Abdülkadir kulum, artık senden razı oldum. Sen bana kavuştun. Artık sen namazı kaldırırım artık senden. Artık sen namazı, gelen yok namaz artık senden. Ben sana razıyım. Sen namazı artık bırak. Seni seven namazı bırakın artık. Gökten bir ses geliyor. Bu ses tabii gelince herkes namazı bozmuşlar. Yalnız Hazreti Abdülkadir namazı devam ediyor. Onu görenler mesela tekrar uyuyorlar, namazı devam ediyorlar. Namaz bitince Abdülkadir şey başını kaldırıyor da şeytan tabii görüyor. Bir tahtaya oturmuş ilk arasında şeytan gülümsüyor oradan. Abdülkadir şeytana ya melun yapma git oradan diyor. Şeytanlar şey geliyor yanına. Hepsi de görüyorlar şeytanı anında. Ya Abdülkadir. Benim şeytan olduğumu nereden bildin? Ben nice evliyeyi buradan kandırdım ben diyor. Böyle. Sen nasıl evliye beni şeytan olduğumu bildin? İki şeyle bildim diyor. Biri Allah-u Teala mekanda münezzehtir. Sen bir mekandasın, belli bir yerdesin ve sizin bir cihetten geliyor. Allah mekan münezzehtir diyor. Onun için sağlıklı Allah olamazsın diyor. İkincisi, Allah-u Teala kendini yalanlamaz.
Allah Kur'an-ı Kerim'de namazı bile farz kılınca da farz kılıyor böyle diyor. İkincisi şeriatı uygun değilsin hareketin diyor. Buradan şeytanı bildim böyle buyuruyor. Demek ki ölçü bize olacak her zaman işlerimizde. İslam'a, şeriata, Kur'an'a bir şey uymuyorsa öyle sapıklar, onu aldanma gerekiyor. Şeytan Adem Aleyhisselam sebebiyle tabi lanetlendi, cennetten kovuldu, ismi İblis oldu kendisinin. Fakat şeytan ne yaptı? Tabi yemin etti, azmetti. Şeytanın en büyük özelliği de kindardır. Kincidir şeytan çok. Şeytan Adem olmamızı kandırıyor biliyorsunuz cennette. Ona yasakla meyve yedirdi hanımla beraber. Ondan çıkardı. Adem Aleyhisselam olan babamız, dedemiz, Hazreti Adem Aleyhisselam, acaba neden şeytana kandı? Tabi bunun çok sırları var. Biri şu, kimse kendine güvenmesin ki şeytan beni kandıramaz diye. Adem babamız cennetteyken onu kandırına göre hepimiz kandırabilir. Bu bir. İkincisi Mevlam şöyle buyuruyor onun hakkında Taha ayet 115'te. Rahim velem necid lehu azma velem yakınız. Adem'de Allah Teala buyuruyor o yasak meyveyi yememek üzerinde onda bir azim görmedik bulmadık Mevlam buyuruyor. Adem Aleyhisselam Hazretleri evet Rabbim onu yasakladı o ağaçtan ama ben bunu yemeyeyim diye öyle kesin bir azim olmamış kendisinde. Şimdi buraya girmiş. Şimdi şeytanı korumak için ikincisi de bize bu gerekiyor. Birincisi ihlas birincisi. Sırf Allah Celle Celaluhu. Hiçbir gerek maddi, gerek manevi. Hiçbir şey beklemeksizin sırf Allah için yapmak. Ona şeytan kişiyi aldatamıyor. İkincisi insana azim olacak. Nedir azim? Azim kesin kararlılık. Kesin kararlılık. Bir insan bir işte böyle kesin kararlı mı? Şeytan bunu aldatamam. Mesela bir kişi. Beş namazı kılıyor kişi. Bu insanın bunda kesin azimli, kararlı kişi bu konuda ki namazını kılacak. Bu ne oluyor? Bir nevi otomatikmen beyne bağlanıyor bu. Bütün duyular bunu kabulleniyorlar. Mesela öğle namazını kılacak bir kişi. Kesin azimli namazı kılacak. Çok kolay kılar. Bunu şeytan engelleyemez. Yalnız şeytan burada şunu engeller. 10 rekat namazı kılar, kişi rahatça kılar. Arkadan 2 rekat daha kılayım dedi mi, o zaman gelir, onu kıldırma bakmalarımdır. Kıldırma zaman efendim. Neden? Bu kişi kendini öğün namazı kılmaya azmetti. Beyindeki otomatik bunu bağladı. Bağladı. 10 rekat gayet rahat kılar. Arkadan 3 rekat, 5 rekat daha kılayım, kıldırmaz. Mesela yatsı namazı, 13 rekat yatsı namazı. Bir insan yatsıdan sonra 2 rekat daha kılamaz kolay kolay. Şeytan kıldırmaz. Ama Ramazan'da kılınıyor, teravihinde kılınıyor. Neden? O zaman kişi otomatik oraya bağlıyor bakınız. Oraya bağlıyor. Bir insan bir şey beklerken bile, mesela yarım saat sonra bu iş olacak. Kişi otomatik oraya bağlıyor kendisini. Yarım saat işte rahatça bekler. Yani geçti mi insan sıkılmaya başlar. İşte mesela namaz vakti beklerken de kişi ne yapıyor? Genelde çoğumuz yani genelde Türkiye'de genel çoğumuz ne yapıyoruz? Abdestimiz var, vaktimiz müsait, işimiz yok ama ezan okumadan camiye giremiyoruz. Niye giremiyoruz? Çünkü otomatiğe niye bağlamışız? Ezan namazı bağladık. Oraya girip oturmak bizi sıkar. Namazı kıldık mı da yine sıkar bizi. Hemen çıkmamız gerekiyor. Mesela bir insan yola gidecek bir kişi. Yola gidecek. Gideceği yol mesela 100 kilometre. Otomatiğe bağlı 100 kilometreyi. Rahatça gidiyor oraya böyle. Bir uzadığım yol insan sıkılmaya başlar. Ama bir insan hacca gidecek otobüsle. O zaman kişi sıkılmaz insan böyle. Otomatiğe bağlı muhtemelen. Hatta hastalıklar bile buna bağlı bak. Azme bağlı.
Yani bir insanın kesin azmi, iradesi oldu mu o beden direnci artıyor. Kişi hastalığı bile yenebiliyor. Bırakın şeytanı yenebiliyor. Bir insanın morali bozuldu mu, beden direnci gitti mi, yani azim gitti mi, kararsızlık bir çengenlik oldu mu, hasta insan yenemez. Şimdi bedene bir yerine mikrop girdi mi, bedene askerler var bedende. Ak yuvar deniyor. Bunlara Arapça küre-i beyza deniyor bunlara. Küre-i beyza deniyor Arapça bunlara. Yani ak yuvar deniyor Türkçe bunlara. Şimdi bedene bir yerine mikrop girdi mi, bakınız hemen bedene bir gizli alarm çalıyor. Hemen ak yuvalar oraya hücum ediyorlar. Mikroba karşı böyle. Ne yapıyor? Onu yutuyorlar onlar. Bazıları da antikor maddesi salıyorlar. Onları öldürüyor, imha ediyorlar. Ediyorlar. Hatta insanın ağzını biraz kuvvetlenince hastalığa karşı kişi morali olunca bedendeki ak yuvar üretimi de çoğalıyor bu sefer. Bakmadan. O çoğalıyor böyle şey. Demek ki şeytana girmek için ikinci nedir konuda? Azim, irade. Yani ben İslam yaşayacağım diye. İçki içmeyeceğim, işte yalan konuşmayacağım, namazını şöyle kılacağım, haram işlemeyeceğim diye. Bir insan İslam'da kesin azim, iradeli oldu mu, onu şeytan da yine kandıramıyor. Peki şeytan nasıl bir varlık şimdi? Tabii şeytan diyoruz mesela. Şeytan nasıl bir varlık? Kehf Sûresi ayet 50'de Mevla buyuruyor. Kâne minel cinni. Şeytan cinlerdendi. Fevzi an Rabbihi. O secde konusunda Allah isyan tabii fasık oldu. Yani demek ki şeytan İnsan denen varlık değil, hayvan değil, melek değil, şeytan cinlerden, cin varlıklarından. Peki cinler nasıl yaratıldı cinler? Hicr ayet 27'de Mevla buyuruyor. Vel canne halaknâhü min kablü min nâris semûm. Mevla buyuruyor. Vel canne canlı da. Can cinlerin babası. Nasıl Hazreti Adem bizim babamız ilçeyse, cinlerin ilk babaları da ismi Can. Allah Teala buyuruyor. Vel canne. Canı da yarattık. Halakına yarattık onu da. Min kablü, insandan çok daha önce min nari semum. Semum ateşinden. Yani şeytan ateşten yaratıldı. Bu ateş öyle bir odun, kömür, koru değil ama. Değil böyle şey. Nar-ı semum. Semum aşırı ama çılgın, çok aşırı bir ısı anlamına geliyor. Esen yer rüzgar şeklinde insanın burnu ağzına girip insanı derhal öldüren çok aşırı bir ısı anlamına geliyor. İnsandan önce dünyada hayvanlar yaratıldı. Bitki yaratıldı. Fakat cin en önce cinle yaratıldı. Cinin yaratıldığı zaman dünyada insan yaşayamazdı o zaman. O zaman dünya çok kızın korumuş dünyamız böyle. Güneş gibi. Yani dünyanın kızın korumuş o zaman da böyle korumuş. Burada nar-ı semum geliyor ki semum yel rüzgar anlamına gelebiliyor. Yani bir nevi gazlar anlamına gelebiliyor. Ama nar-ı semum aşırı kızgın. Aşırı kızgın. Demek ki gazlardan, ısıdan cin yaratıldı. Bunun için cinlerin yani şeytan rengi yok. İkincisi hafif. Havadan hafif. Bir de çok latif olduğu için her şekilde girebiliyor şeytan ve cinler. Girebiliyorlar. Yalnız tek şeytanlar peygamberimizin şekline giremiyorlar. Bir insan rüyasında peygamberimizi görürse ama nasıl görse görsün. Bir insan rüya peygamberi görmüşse hak rüyadır, peygamberimizdir o. Yalnız söze gelince şeytan karışabilir bakın. Yani bir insan rüyasında Resulullah'ı görse, açıkça görse orada bir şey dinlerken şeytana bu laf atabilir.
karıştırabilir böylece. Ama görüntü şeytan peygamberine giremiyor. Ama bunun dışında şeytan her şeye girebiliyor. İnsan şekline girebiliyor. Genelde cinler de kötü sıfata girerler. Böyle kara köpek gibi, kara kedi gibi, yılan gibi böyle şeylere girebilirler. İyi ruhlar da kuş şekline görünebilirler, iyi ruhlar da. Yani o hayvandaki sıfat, özelliklerine bazı şekilleri. Cinler kızın ateşten. Yani o anda dünyada hayat yoktu insanlar için. İlk Rabbim cinleri yarattı orada. Aşırı havadan yahut ısı gazdan, aşırı sıcak gazdan Rabbim yarattı. Renksiz gazdan yaratıldığı için şeytanların rengi yok. Hafifler, uçabiliyorlar kendilerine. Yer çekimine tabi değiller. Bir de onlar her şekilde girebiliyorlar. Bir şeytanı tabi göremiyoruz. Mevlam bunu bize buyuruyor. Araf 27'de. İnne yarakim huve kabiluhu. İnnehu o şeytan yarakim sizleri görüyor Mevlam buyuruyor. Huve kendisi ve kabiluhu onun zürriyeti taraftarları. Min haysillah terevnehüm. Siz onu göremiyorsunuz. Onlar sizi görüyorlar Mevlam buyuruyor. Görüyorlar. Şimdi burada bir işçi meydana çıkıyor. Şeytan görünmeyen düşman. İş burada, tehlike buradan büyüyor şimdi. Ne yapmamız gerekiyor? O halde şeytanı görene sığınmamız gerekiyor şimdi bu muhteremler. Şeytan yani aşırı ısı gazlardan veyahut da şualardan, radyasyondan yaratıldığı için içimize girebiliyor. Kalbimize girebiliyor. Kan dolaşımına tesir edebiliyor. Beynimize girebiliyor şeytan. Girebiliyor. Nasıl günümüzde ışınlar var, şuvalar var, lazer ışınları var mesela. İnsana kim işlemi giriyor bunlar. Giriyorlar. Ne var ki şu farkı var. Günümüzdeki ışınlar bilinçsiz, cansız. Şeytan canlı ve bilinçli şeytan. Ama aynı madde yaratılıyor şeytan. İçimize girebiliyor. Hatta bir kimse demir kaleye bile girse o şeytan girebiliyor muhtemelen. Girebiliyor böylece. Yani demirden o ışınları şeytan karşıya geçebiliyor. Şimdi geçebiliyor. Şimdi ne yapmamız gerekiyor demek ki şeytan düşmanımız, hem de görünmeyen düşmanımız içimize girebiliyor, kalbimize girebiliyor. Ne yapmamız gerekiyor? Tabii Mevla bize bunu bildiriyor. Fussilet suresi ayet 36'da rahim. Ve imma yenzeganneke minşten ezgun. Ve imma yenzeganneke mineşşeytani nezgun festeyiz billah. Şeytandan sana bir vesvese dokunduğu zaman Mevlam buyuruyor. Şeytan vesvese, dürtükleme dokunduğu zaman festeyiz billah, hem Allah'a sığın. Şeytan bir dürtükleme deniyor. Yani tahrik. Bir de vesvese deniyor. Gizli konuşma. Şeytan bu insanın kalbine girer. Kalbine girer. Şeytan kalpte konuşur. Kalp yani gönül bunu duyar. Özellikle bazı insanlar işe kapanıtır bazı kişiler. Çok yumuşak yapılı, İçe kapanık, hassas duygulu insanlar vardır. Bu kişilerin gönülleri şeytanın konuştuğunu daha çabuk net duyarlar bunlar. Ama böyle insanlar aynı zamanda evli olabilir bu gibi insanlar aslında. İyi yola gidebilseler. Eğer bir insanın dış duyuları meşgulse, ki insan dünyaya meşgulse, o zaman kişinin gönül şeytana duyulmaz. Yani gönül denen duygu, altıncı duygu, öbür aleme bakıyor. Gönlünü hem melekleri duyabiliyor, hem Allah ilham alabiliyor, hem şeytan duyabiliyor gönül. Bir de şeytan dürtükleme yapıyor. Tahrik ediyor yani. Neyi tahrik ediyor?
nefsinin duyguları tahrik ediyor. Yani gazap, öfke, şehvet, kin, onur, benlik, dünya sevgi duyguları da bunu tahrik ediyor. İnsan denen varlık karmaşık bir yapı insanlara var. Yani bugün halatı insan çözemiyor. Ancak bir evli insanın sırrını bilebilir. Nedir insan? Kişi benim diyor. Benim diyen kişi kızı bağırıp çağırıyor ama. Niye böyle yaptın? Farkında değilim diyor. Peki kim yapan kimdi ama? Kişi pişman oluyor. Böyle şey. İnsan bazı işleri yapıyor. Sonra kişi bundan pişman olabiliyor. Nadim olabiliyor. Ama neden yapıyor bunları? Elinde değil. Elinde değil. E kimin elinde peki bunlar? Demek ki insan özgür bir varlık değil insan. İşte bizde bulunan nefisane duygular. 7 tane de bunun ana temelleri 7'dir bunlar. Her biri dallanır. 70'i buluyor sonra. Biri gazap, öfke. En başta bu gelir. Gazap. Bu gazaptan haset de çıkar, kin de buradan çıkar. Bir anda bu gazap duygusu aslında gönüldedir bu. Orada durur böylece. Ama bu uyarıldığı zaman bu duygu birdenbire genişler. Nasıl uyarılır? Mesela şeytan şart değil. Bir insan birisi bir söz söyler, insan birden kızar, bir anda birdenbire kuvve-i gazabiye genişler, bütün bedeni kapsar. Hatta insan düşünürken bile, mesela bir kimse 10 yıl önce birine kızmış, haksız uğramış, bir şey olmuş, aklına geldiği anda o konu hemen kuvve-i gazabiye birdenbire hareketlenir, genişler, insan elinde olmadan insan kızar. Hatta bazen şöyle olur, mesela kişi yatağına yatağı uyuyacak, uyuması da lazım, erken kalkması gerekiyor sabahtan da, tam yatağına başını, yastığa başını koyar, aklına bir şey getirilir. Ki şeytan bunu yapamadır. Hemen aklına geldiği anda, kafaya taktığı anda kişi hemen duygu etkiledir oradan. Tahrik olur. Kişi yattığı yerden, gece karanlığında nefsani duygular birden kabarır, sinirlenir, başı ağrır, gönül sıkılır, uyuyamaz, sıkılır, patlar muhtemelen böylece. İşte şeytan bunlardan yaralanıyor muhtemelen. Tabi biri de şehvettir bunun. 7'dir. İkisi temeli gazap şehveti böyle. Şehvet ile tahrik eder. Tabi bunun gibi kin, onur, benlik, haset, dünya sevgisi hep bunlar bir sıfatları. İşte Allah-u Teala buyuruyor. Şeytan sizi bir şeye düzüklediği zamanlar gerek gazabını, gerek şehvetini, onurunu, benliğini, kinini, şunu bunu tahrik ettiği zamanlar ya da İnsanın kalbine, gönlüne bir vesvese geldiği zaman ne yapmak gerekiyor? Şeytanla muhatap olmamak gerekiyor şimdi bu arada. Biliyor musun bu? Bak şeytan bana böyle diyor, ben ona böyle diyeyim, işte şöyle. Hayır muhteremler. Allah-u Teala böyle buyuruyor bizlere. Festeiz billah, hem Allah-u Teala sığın. En özü çek yani. En özü çekmeye gerekiyor. Allah'a sığma gerekiyor. İnnehu, çünkü Allah-u Teala Mevlam Celle Celaluhu, hu ve semiyül alim. Allah-u Teala semiyedir, alimdir. Semi Allah işiticidir böylece. Yani demek ki kul fark etti ki kalbine vesvese geldi, şeytani geldi. İmanla ilgili, abdestle ilgili, namazla ilgili neyse kalbine vesvese geldi. Ya da bir nefsi duygu tahrik edildi bir anda. Edildi. Bu şeytanidir bu. Ne gerekiyor? Hemen enzi çeme gerekiyor. Enzi billahi ve şeytanın recime gerekiyor. Kuvvet semiyor. Allah işitiyor bunu. Arkadan bakın bu ne geliyor burada? El alim geliyor. Allah-u Teala hem sem işiti hem alim bilici. Ne de bilici de kulu bunu nasıl söylüyor? Allah bunu biliyor ama. Kul enzi billahi söylerken yalnız dilin söyleyip kalbi gafilse buradaki amaç yerine ulaşmıyor. Ulaşamıyor bence. Demek ki niyeti kişinin halis olacak. Onda Allah'ı hatırlayacak. Allah'a sığınacak kişi. Sığınacak. O zaman bu sakin olur muhtemelen bence.
Bir gün peygamber zamanında oturmuş sahabeler bir yere sohbet ediyor peygamberle beraber. Bu zaten birisi de birine kızmış. Öfkelenmiş kişi. Tabi sinir her insana var. Öfke var. Kişi onu öfkelenmiş, sinirlenmiş kişi artık kendine hakim olamıyor. Böyle peygamberimiz eğer bu kişi elinizi çekerse sakinler buyurdu muhterem efendim. Sakinler buyurdu. İlk başta mı bu böyle? İlk başta bu. Kişi ilk başta elinizi çekip Allah'a sığınamazsa eğer bu kuvve-i gazabiye, öfke, tabi neyse ama kin, şehvet neyse bütün bedenini kapsayınca o zaman iş biraz daha zorlaşıyor. Ama ne gerekiyor? Ayakta ise kişi oturması gerekiyor. Oturursa yatması gerekiyor kişinin. Yine geçmesi, abdest alması gerekiyor. Bu da olmazsa duş alması, ılık duş alması gerekiyor insan böyle. Çünkü şey ateşli şeytan onun ancak su soğutuyor bence. Ilık şey aldı mı? Bu tabii ki olur muhteremler. İnsan bazen bir şey kapatı takılır. Canı sıkılır. İnsanın sinir sistemi bozulur. Uykusu kaçar. Ne gerekiyor o zamanlar? En iyisi, en sağlamı hafif ılık bir duş almak. Ilık bir duş almak. Yani mümkün olduğu ılık olması, soğuk olması gerekiyor. Bu bunu önler, kesin önler bunu. Şeytanın bir işi de şeytan tabii çok akıllı muhteremler. Bugün dünyada, yeryüzünde ne kadar alim varsa, isim uleması varsa hepsi ilmi bir araya koyun. Şeytan bunun hepsinin çok daha fevkindedir şeytan. Hatta şeytan peygamberimizin görmediğini gördü şeytan bakınız. Bunu gördü. Mesela Kabil, Habil'i öldürdü. O anda şeytan oradaydı. Orada böyle şey. Musa'nın denize geçti. O anda şeytan oradaydı böyle şey. Yani şeytan peygamberi bile görmediklerine gördü şeytan. Şeytan cinlerdendi. Yeryüzüne yaratıldı. Yeryüzüne Allah kulluk etti şeytan önceleri. Çok halis Allah'ın kulu şeytan. İsmi Azazil'di. Adı. Ne kadar cinler varsa hepsi ona tabidirler. Onların imamı önderiydi. Allah'a aşıktı şeytan. Hatta dünyada şeytanın secde ettiği yer kalmamış yeryüzünde şeytan böyle. Şeytan çok hareketli olduğu için tabii, hafif olduğu için sürekli dolaştırmış. Şeytanın secde ettiği yer yokmuş yeryüzünde o dönemde. Şeytan o kadar üst makamlara çıkmış ki adeta cinleri geçmiş, melekleşmiş. Bu defa birinci semaya gökyüzüne kaldırılmış, melek arasına karışıyor. Onunla beraber ibadete başlıyor. Şeytan zamanla birinci gökyüzü melekleri de geçiyor. Onların hocası onlara da geçiyor. İkinci semaya yükseliyor. Böyle yüksele yüksele artık yedi gökleri aşıyor. Bu defa cennetteki melek arasına karışıyor şeytan. Cennette Allah çok kulluk ediyor. Cennetteki meleklerin de hocası başı oluyor onların. Onların başı oluyor. Bu bakımdan şeytan cennette çok yaşadı. Kim bilir kaç bin yıl cennette yaşadı. Yani cennette karış karış cenneti biliyor. Yedi kadar gökleri biliyor. Cehennemi de çok iyi biliyor şeytan. Bütün peygamberleri biliyor şeytan. Bu bakımdan şeytan çok ama çok bilinçli şeytan. Şeytan ne yapıyor şimdi? Eğer bir insan İslami yaşantısı yoksa ona başörtülü yaklaşıyor kişiye. Ona baş yaklaşıyor ona. Tabii önce önden geliyor. İman yönden geliyor kişi önce. Haş Allah'ı inkar ettiriyor. Öldürmeyi inkar ettiriyor kişiye. Bunları yatırmaya çalışıyor. Sonra bunlara kişi ne yapıyor şeytan bunları? Harama teşvik ediyor bunları. Harama teşvik ediyor. Mesela bir genç kızı kadını ne yapıyor? Günümüzde özellikle açık gezmeye özendiriyor, teşvik ediyor.
Yani açık gezersen, işte aşarsan ileride makam mevki de girebilirsin. İşte saygın kişi olursun diye bunlar özendiriyor kişiyi bunları. Ama aslında günahların sonu yok muhtemelenler. Yani günahlar aslında doyumsuz günahlar. Ne kadar bir hanım açısı açılsın, yani sürüştürmek olsun, yani bunun sonu gelmiyor. Hepsi bu şekilde. İkincisi, eğer bir insan imanı güçlü, kuvvetli, bu kişi bir de tekva yönünü tutmuşsa, yani Allah'a daha çok kulluk edeyim, haramdan daha sakınayım, daha titiz olayım diye bir insan Allah yoluna girmişse, onun şeytan bunlara da yaklaşımı farklı oluyor bu zamanda. Nasıl oluyor bunlara şeytanın yaklaşımı? Şeytan bunları önce yapamayacağı bazı bunları teşvik eder. Yapamayacağına bakınız. Mesela kişi ne yapıyor? Günü beş vakit namazını kılıyor. Sabah namazına kalkıyor. Az çok ilimle meşgul oluyor. İslam için çalışıyor. Bunları yapıyor. Şeytan bunu yoldan çıkaramayınca bu defa ne yapıyor şeytan? Buna hayır yolda giriyor. Buna yapamayacağını bunu yüklemeye çalışır. İşte geceleri şöyle kalk, şöyle yap, böyle kalk, şöyle vur, kır, İslam düşmanı şöyle yap, böyle yap. Bunu da tahrik eder. Tabii bir kişi birkaç gece uykusuz kaldı mı ne olur? Beyin de yorulur, sinir sistemi de bozulur, sabah namazına kalkamaz, güneş doğur, haramlı işte kişi beraber. Bu iş İslam'da orta yolu vardır. Böyle. Orta yolu vardır. Yani şeytanın çok ama akıllı bilinçlidir. Yani bizlerden çok ama çok üstün şeytan, hepimizde üstün şeytan bizlerden. Bu işi ne yapmak gerekiyor? İslami yaşantıda orta takipme gerekiyor. En hayırlısı İslam'da ed ve müha geliyor, devamlı olanıdır böylece. Yani zikzak yapmama gerekiyor İslam'da. Gerekiyor. Şeytan bunu yapamasa şeytan ne yapıyor bu sefer? Şeytan ikinci kozunu oynuyor. Bu kişiye önce abdestine girmeye başlar. Abdestine girmeye başlar. Kişi tekva şimdi. Yani istiyor ki abdestim daha güzel olsun, namazın kabul olsun diye istiyor, uğraşıyor kişi. Bu da şeytan bu kişiye abdest yolundan girer. Abdest alırken aklına şeytan bir şey getirir, kafasını dağıtır. Az evvel dedim muhteremler, bir insan abdest almaya başlarken azmetti mi? Otomatiğe bağladı mı? İnsanı hiç fark etmesin, abdest kişi aldı gene. Otomatik bağlanıyor ben işte. Otomatik bağlanıyor ben işte. Yani kişi gafildir. Hiç farkında değildir, abdest alınmıştır gene ama. Namaz bir hata bu şekilde. Şimdi şeytan bunu bir şeye meşgul eder. Meşgul eder. Gafile gelir bu kişiye. Bir yere bunu daldırır. Hatta bazen ağırda daldırır kişiyi. İyi bir şeye daldırır kişiyi ben işte. Ama onda abdest mühim aslında. Dalar. Tam abdestini bitirir, şeytan şimdi buradan yakalar. Sen yüzünü güzel yıkamadın ama kuruya kalmışsın yüzünde. Namazın olmaz. Al bakalım dön, tekrar yüzünü yıka bakalım. Sen kolunu iki mi üstü yıkadın mı acaba? İki mi üstü yıkadın mı acaba? Olmadı galiba, dön, tekrar yıka bakayım. Ayağında kuruya kalmıştır, parmak kuru kalmıştır. Bunu oyalar muhtemelen böyle. Kişi böyle bir musluğa gelir, bir gider, bir gelir. Şimdi böyle kişi ne oluyor bu defa? Namaza durdu mu, tek bir namaza bağladı mı, şeytan yakalar. Namazı başa kılıyorsun. Abdestin yarım abdestin. Sen başa mesletmemişsin sen. Ya, başa mesletmemişsin sen. Abdestin sen yarım. Namazı başa kılıyorsun. Şeytan bunun kalbi mesleği verince, kişi eyvah namazın boş ve namazın kabul olmaz diye kişinin namaz kılma azmi burada kırılır. Otomatik buna devreden düşer. Düştüğü gibi kişi ne yapar? İnsan namaza sıkılmaya başlar şimdi. Namazı olmuyor diye. Namazı zoraki hadi bitireyim ararsa bile yani rükû, secde, tatsız, renksiz, böyle zevksiz, boş bir namaz olur. İşte bunun için demek ki İslam'ı bilmemiz de gerekiyor muhteremler. Şimdi abdestin dört tane farzına bakınız. Dört tane farz var. Abdestin vacibi de yok. Sünnetleri var. Bir insan abdest alırken
dört tane farz yerine geldi mi abdest tamamdır. Nedir bunlar? Yüzü bir defa yıkamak, bir defa yıkamak. Eller bir defa yıkanacak, baş mesul olacak, ay bir defa yıkanacak. Bu oldu mu abdest tamamdır. Efendim acaba iki mi üç mü yıkadım? Kaç olursa olsun bak. Dönmeye gerek yok. Yani kişi ne yapacak burada? İşte acaba yüzünü yıkamadın mı? Bir insan abdest aldıktan sonra eğer tekrar lava baştan döndü mü şeytan yolları kaptırır muhtemelen. Yani oltaya atış eden kişi yakaladı şeytan. Hatta yüzünü yıkamamış da olsa kişi dönmemesi de gerekiyor muhtemelen. Dönmemesi de gerekiyor. İnadına dönmeme gerekiyor. Abdestte ondan sonra tabii gusülle olur böyle şey. Gusül olur. Peygamberimizin zamanında muhteremler. Peygamberimizin zamanında. Nasıl yıkanılırdı? Tabii o zamanki yıkanan yerler iki tane taş koyarlardı. Altı toprak. Eğim bir kenarında küçük bir banyocuk, karanlık bir banyo. İki tane taş toprak üzerinde. Tabii çeşme akmıyor. Musluk yok. Duş yok tabi arada. Ya ibrikten döküyorlar, ibrikle dökecek başına. Ya da maşrafına su alacak bir şeyden alacak böylece. Bir de o dönemde su kıt mı kıttı bak muhtemelen. Yani su kıt mı kıt o zamanlar böylece. Az bir su ile şöyle ki 3,5 litre kadar su ile gusül yaparlar muhtemelen. 3,5 litre su ile peygamber sahabeler gusül yaptı alırlardı bakın. Böylece. Nedir gusül değil mi? Ağzı bir defa su vermek, buna bir defa su vermek. Farz olanı. Bedeni bir kere yıkamak. Bir de hafif ovudun mu kuruyadan kalmaz adam bir şekilde. Kalmaz. Bir de işte gusülle de banyoda fazla kalmamak gerekiyor. Günümüzde o döneme bakarak ki peygamber işte döneme bakarak günümüzde milyonlar katı üstünlükler başlandı su açısından. Duştan su şarjları su akıyor. İnsanın altına giriyor. Her tarafı ıslanıyor. Hala dök suyu ne oluyor? Bu defa israf harama gidiyor insan muhteremler. Ortası bir tarafı haram, bak haram verecek. İsraf haram bu sefer. Yani kişi burada aklına tekvalık yapıyor burada. Aklına tekvalık yapıyor burada. Aman kuyarım kalmasın, gusülüm dahil olsun derken o suyun barası şar şar suyu akıtıyor. İsraf haram oluyor. Kişi harama gidiyor muhteremler. Hem şeytan ki dinliyor böylece. Bunun için önce abdestte sonra gusülde muhteremler itidal, orta yolu uygulamaya gerekiyor. Çok az su dökmeye gerekiyor. O olarak böyle kuruya kalmamasını sağlamış olur böyle. Sonra tabii bir de temizlikte, yüzbaş temizliğinde ve ev temizliğinde. Tabii İslam'da hangi madde temizdir? Bunlar fıkıhta belirli bunlar böyle. Necis madde derler. Bundan insanın temizlemesi gerekir. Necis maddeler. Nedir bunlar da? İnsana çıkan pislikler yani. Altın üstüne çıkan pislikler. İrin, kan, kusma. Bunlar böyle şey. Şimdi bazı hanımlarımız mı vardır? Ev işlerinde aşırı titiz. Yani çocuğu dışarıdan işte yanına girip yere bastı mı kuru. Çamur bir şey yok böyle şey. Bu ayağına bastı. Artık orasının deterjanın temizleyecek. Bu da israf bunlar muhtemelen bunlar böylece. Hatta bakın İslam'da bir insanın evinde halısına çocuğu işise bile bakınız. İşise bile o çocuğun işlediği yer kurudu mu insan kuruya basa bir şey zarar gelmiyor. Ancak yaşken basarsa o insan nilis olur bak muhtemelenler. Yani kurudu mu zarar gelmiyor. Bir tabi namaz kılarak insan sıcağı seriyor. Diye 13 tane seriliyor bu. Zarar gelmiyor. Demek ki ev temizliğine de aşırılığı yani şeyden tahrik ediyor muhtemelenler. Tabi yine asıl saadette her tarafta hayvanlar vardı böyle şey. Yani yollar, hayvan pislikleri, evleri her tarafta hayvan pislikleri onlar böyle şey. Ki onlar o ortamda yapmadılar bunları. Eğer bir insana evham gelmişse, şeytan gelmişse demek ne gerekiyor? Bunda iki şey gerekiyor. Biri azim. Şeytana dinlemeyeceğim diye. Bana Rabbim böyle emrediyor.
Bana Rabbim böyle emrediyor. Allah Teala dinleyeceğim, ben İslam'ı dinleyeceğim diye şeytanı dinlememeye azim gerekiyor. Kesin karar gerekiyor. Ondan sonra da fesed billah, en önce Allah'a sığınma gerekiyor. Şimdi inşallah bir daha okuyacağım bir ayet-i kerime. İbrahim Suresi ayet 22'den. Şeytanın sonu ne olacak? Şeytan lanetlenince Allah'tan mürid istedi. Bana izin ver ya Rabbi dedi. İnsanların kabirden kalktığı güne kadar dedi. Rabbim şöyle buyurdu. İlâ yevmil vaktil me'lûm me'lâ buyurdu. İnsan öldüğü güne kadar verildi. Şeytan da ölecek. O da ölecek muhteremler. Hatta ölümü de çok şey olacak şeytan ölümü de muhteremler. Kıyamet anında azam canını almaya gelecek, iblisin başlarının canına gelecek. Bir anda oraya kaçacak, buraya kaçacak, göğe kaçacak. Nereye kaçsa azale karşısına görecek. İyice yorulacak. O da ötebilecek. Şimdi gelelim inşallah ahiret aleminde. Şeytan sonu ne olacak? Rahim. Ve kâle şeytanı. Şeytan diyecek ki lemma kudel emru. Emir yerine gelince. Allah'ın emri yerine gelince. Hangi emri ilahi gelince? Kabirden kaldırıldı, insan kalktı, bütün varlıklar. Mahşer hesap görüldü. Hesap bitti. Ehli iman cennete yerleşti. Kafir günahkarlar da yerleştiler. Hüküm yine geldi. Bir devre tamamlanıyor. Şeytan tabi cehenneme atılacak. Atılacak. Şeytan şimdi cehenneme girince cehennemdeki olan bütün insanlar şeytana saldıracaklar şimdi. Kahrolsun, iblis, lanet olsun. Sen bizi baştan çıkardın. Sen bize böyle yaptın. Bağırma çağırma şu derken gelecek zaman melekleri şeytanı bir yere çıkaracaklar. Yüksek bir yere çıkacak şeytan. Ateşin bir tepe çıkacak. Şunu söyleyecek. İnnallâhi vâdeküm vâdel hakkı. Allah sizlere vaat etti. Neyi? Vaadel hakkı. Allah size hakkı vaat etti. Gerçek vaat etti. Yani ölüm var, kabir var, tekrar dirilmek var, hesap var, sırat var, cennet var. Ve vaadeküm fe ahleftüküm. Ben de size vaat ettim ama ben anlatamadım. Ben yalan vaat ettim size böyle. Neyi vaat etti o bizlere de? İnkar ettiler bunlara böyle şey. Ve mekâneli aleyküm min sultanin. Ama benim elimde bir sultanat yoktu diyor, gücüm yoktu böyle diyor. İlla en de'avtüküm fesecebtüm li. Ben size zorla diyor, yoldan çıkarmadım diyor. Kimseye başına silah dayamadım. Kimseye elini çekmedim. Yapmadım. Ne yaptım? İlla en de'avtüküm. Ancak sizi çağırdım ve size çağırdım sizleri. Yani çalgıya gel, saza gel, aşı gezmeye gel, plaja gel, işte harama gel. Davet ettim. Fesecebtüm li, hemen siz benim davetimi kabul ettiniz, peşime geldiniz. Fela telumuni ve lumu enfüseküm. O halde bugün beni kınamayın diyor. Beni lanetlemeyin diyor. Bana kızmayın diyor. Ama kendinize kızınız diyor. Ben size kahren, cebren, güç ile bunu çıkarmadım. Tek ne yaptım diyor. Bir efham verdim sizlere. Ve size verdim gönlünüze. Fısıldadım. Siz benim peşime geldiniz. Kapasite diyor. Ayet-i Ahmet diye vakitte doldu. Şimdi muhterem cemaatimiz tabi şeytan sonunda işte o da cehenneme girecek. Tabi cehennemin en kızı ateşinde orada yanacak. İnsan bunu görecekler. Bunu görecek, insan bunu görecekler bunu. Bu için şeytana aldanmamak için özetleyin iki şey gerekiyor. İhlas azim. İhlas Allah için yapmak bir şey. Araya maddi bir yarar, maddi bir çıkar. Hatta bakıyoruz manevi makam beklentisi bile kişiyi yoldan çıkarıyor. Ne gerekiyor? Bana Rabbim yeter. O kadar böyle şey. Yani hasbi Allah bu işte böyle. Bana Rabbim yeter. Lillahi Teala Fatiha.